hem ezel mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel, mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir ayine misaldir. Öyle ise daire-i mümkinat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip ona ezel deyip o ezel ilmine eşyanın tertip ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevehüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Şu sırrın keşfi için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulunsa, sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse, o ayna yalnız mukabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir tertip ile tutar, çoğunu tutamaz. O ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görünür. O ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayna ile yükseğe çıktıkça o aynenin mukabil dairesi genişlenir. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. İşte şu ayna şu vaziyette onun irtisamında o mesafelerde cereyan eden halat biri birine mukaddem, muahhar, muvafık, muhalif denilmez. Öncesi, sonrası, geçmişi, geleceği, şimdiki zamanı yoktur. Onun için birdir. Evet, işte kader ilmi ezeliden olduğu için ilmi ezeli hadisin tabiriyle manzar aladan ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak. Birden tutar. İhata eder bir makamı aladadır. Cenab-ı Hak için demek ki olacak, yaratacak, yapmış, yapacak yoktur. Her şey olmuş bitmiştir. Cenab-ı Hakk'ın ilminde, kudretinde. Onun makamında yani. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki mazi mesafesinde bir ayine tarzında olsun. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmini kainatın başlangıcı ve sonu ile limitliyorlar, sınırlandırıyorlar. Burada hata ediyorlar. Beşincisi, kader sebeple müsebbebe bir taalluku var. Yani şu müsebbep, şu sebeple vukua gelecek. Öyle ise denilmesin ki, madem filan adamın ölmesi filan vakitte mukadderdir, cüz-i ihtiyarı ile tüfek atan adamın ne kabahati var, atmasaydı yine ölecekti. Sual, ne için denilmesin? El cevap, çünkü kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen,
O vakit kaderin ademi taallukunu farz ediyorsun. Nasıl ölecek bu adam? Ölmez ki. Kader senin üzerinden onu öldürmüş. Öyle yazmış. Kudret vasfı öyle yaratmış. O vakit ölmesini neyle hükmedeceksin? Ya cebri gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen veyahut mutezile gibi kaderi inkar etsen, ehli sünnet ve cemaati bırakıp fırkayı dalliye girersin. Ne diyoruz peki? Öyle ise biz ehli hak deriz ki tüfek atmasaydı ölmesi bizce meçhul. Bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Cebri der, atmasaydı yine ölecekti. Mu'tezile der, atmasaydı ölmeyecekti. Bak ikisi de yanlış. Biz bilemiyoruz. İlmimiz yetmiyor yani. Evet, devam edelim mi? Güzel mi? Mübarekler.